Tabii Fabulous bizi şaşırtıyor her zaman. Hı. Yine o şaşırtmalarından birini yapacak mıydı? Ama Trundle tercihi geldi. Üst koridorda da Trundle'ı göreceğiz. Ormanda Crystal Meth'in tabii Lee Sin'i açıkta olunca direkt olarak Crystal Meth favori şampiyonlarından biri Lee Sin'i aldı. Ve gerçekten son zamanlarda hani aldığı maçlarda Lee Sin hem çok skor alıyor Crystal Meth hem de mekaniklerini çok çok iyi kullanıyor. En son Wildfire maçında çok başarılı oynamıştı Evet. gerçekten. Hiç ölmeden hem takımına bir sürü skor Aynen. Hiç kazanmıştı hem de ölmemişti yani. kendisi de Takımda ölmeyen tek oyuncuydu. aynen yani kolay performansı Lee Sin gibi sürekli içe girmek durumunda kalan bir şampiyonla bu kadar mekanikleri üstün seviyede oynamak. Bakalım şimdi tercihler belli oldu. Orta koridorda Gragas ve Nidalee karşılaşmasını izleyeceğiz. İkisi de dürtmeye yönelik şampiyonlar ama bir tanesinin böyle öldürme potansiyeli daha fazla. O da Gragas tabii ki. Oyunun başlarında özellikle Vi baskınlarına karşı 6. seviyeye kadar Naruto'nun çok dikkatli olması lazım. Crystal bayağı bir yardım edecektir Naruto'ya diye düşünüyorum. Bunun dışında alt koridora bakalım hemen. Sivir ve Morgana ikilisi Leona ve Lucian ikilisine karşı oynayacak. Leona Lucian çok agresif bir ikili. Böyle bir gerçek var. Ama işte Morgana bu Leona'nın agresifliğini bir nebze de olsa azaltıyor. Ona karşı bir önlem olabilir. Diğer yandan oyun başına ben Lucian'ın Sivir'den daha güçlü olduğunu düşünüyorum açıkçası ama Sivir takıma daha faydalı olabilecek bir sağlıcı taşıyıcısı. Sonuçta Vi, Shyvana gibi böyle savaşa hemen hızlıca girmek isteyen şampiyonlara sahip PBA takım ve Sivir'in ultisiyle birlikte bunları kombine edince gerçekten çok iyi bir sinerji ortaya çıkabiliyor. Yani bir anda Sivir ultisini açıp Morgana'dan hatta bir de ulların tasını gelirse Vi bir şampiyon direkt yakalayabilir. Bunun üstüne Shyvana, Gragas çok rahat bir şekilde savaşa girebilirler. Yani olabildiğince Dark Passage'ın dürtmesine izin vermeden savaş yapmak isteyecek EVA. Çünkü Dark Passage bakıyorsun ya en başta Nidalee olmak üzere direkt dürtme kompozisyonu diyebiliriz. Çok uzatmayacaklardır yani savaş başlatmak için. Yani senin söylediğin gibi Lee Sin eğer güzel bir ses dalgası tutturursa yani Lucian'dan sık sık gelecek infazlar, Nidalee'nin mızrakları veya Leona'nın o güneş patlaması ufuk kılıcı yetenekleriyle bir hani savaş başlatma potansiyeli hani şu an için biraz daha dürtme kompozisyonuna karşı daha savaş başlatabilecek, kan dökmek isteyecek taraf EVA olacaktır diye Aynen düşünüyorum. öyle. Ve çok da geç kalmaması gerekiyor bunu yapması için. Şimdi yavaş yavaş maçımıza geçiyoruz. Evet, herhangi bir duraklatma olmadan maçımıza geçtik. Şu an eşya tercihleri yapılıyor arkadaşlar. Gerçekten çok önemli bir maç şu an. HVA DP Şampiyon Ligi'nin gidişatını çok değiştirebilecek bir maç. Bizim de hepimizin severek izlediği karşılaşmalardan, derbi maçlardan bir tanesi. Bakalım DP bir önceki mağlubiyetinin öcünü alabilecek mi? Yoksa HVA dün Ant mağlubiyetinden sonra bir tekrar kendine gelip de beyler biz kazanmamız lazım. Ne yapıyoruz deyip bu Değil mi? maça daha iyi hazırlanmış da Aynen. olabilir. Çünkü ya Heyvan çok iyi oynuyordu düne kadar. Dün de gerçi iyi oynadı ama Ant bir kademe daha üstteydi açıkçası. Ya Ant son zamanlarda inanılmaz bir yükselişte. Kesinlikle. Hani gerçekten çok çok başarılı oyunlar ortaya koyuyorlar ve yükselişlerine devam ediyorlar. Şu an ligin dördüncü sırasındalar. Hani direkt üst sıralarda şu an oynayan takımlardan birisi haline geldiler. Ve bakalım şimdi diğer iki üst sıranın temsilcileri karşılaşacak. Heva rövanş şansı verecek mi Dark Passage'a yoksa Dark Passage bu galibiyeti alabilecek mi Heva'ya karşı? Aradaki farkı açabilecek mi üst sıralarda? Bunların cevabı şimdi bakalım oyunumuzda arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum. Herhangi bir koridor değişikliği yok. Lee's'in şu an ortada. İki tarafta koridorlarını koruyor. Orman girişlerini koruyor. Herhangi bir agresif bir tutum yok iki tarafta da. Eşyalara bakıyorum hemen. Yine her zaman alıştığımız bir tercih. Herhangi bir özel bir eşya seçimi görünmüyor Aslında iki Morgana da tarafta. var biraz. Loş'ta farklı bir tercih var. İşlevsel ağacını gidip fazladan altını almış ki ekstra bir oradan iksir çıkartmış kendine. Yalnız Pexmet'e vermemiş. Evet. Pek alışa geldik değil bence bu tercih. Ama mana ihtiyacını biraz daha karşılamak için mana iksiri satın almış ki koridorda sürekli dürtmesi için buna da ihtiyacı var. İlk karanlık esaretinde tutmayı başardı Trillbenry'i. Yalnız pek hasar vurduğunu söyleyemeyiz. Şu an iki tarafta hızlı bir şekilde ittirmeye çalışıyor koridorunu. Biliyorsunuz arkadaşlar erkenden ikinci seviye olan alt koridorda bayağı bir sonunda şu an Trillbenry orada kötü bir şekilde yakalandı. Minyonlarla birlikte iyi bir hasar çıkarttı diyebiliriz HVA takım ama Hollyfinks de olabildiğince orada Zeynot'a hasarını verdi. Bir yandan yukarıda iki tane tankın karşılaşmasını izleyeceğiz bu oyunda.
Gerçi tank eşyalarına çok gitmeyebilirler. Düşününce Thrawn'da zaten ilk eş olarak mahvolmuş kralın kılıcını tercih eden bir şampiyon. Bir yandan da Shyvana karşısında Thrawn'da da olduğu için, sırf Thrawn'da olduğu için tank eşyasından gitmeyebilir. Bunun da sebebi biliyorsunuz Thrawn'da'nın o altın silahından sonra zırh ve büyü direncinin karşı taraftan çalma özelliği. Bu avantajı ona vermek istemeyecektir aslında. Evet, iki tane yani agresif tercih görebiliriz yukarıda ki bu bayağı bir skorlu geçeceğini gösteriyor bize. Şimdi ki zaten birbirlerini rahat bırakmama konusunda ilk dakikalardan itibaren dövüş başlamış durumda. Şimdi oraya Lee Sin yaklaşıyor. Hı-hı. Bakalım Shyvana'ya arkadan gelebilecek mi? Shyvana oraya bir totem yaklaşmaya geldi ki ses dalgasıyla orada Shyvana'yı tuttu. Şimdi devamında kupa geldi. Oraya koyuldu ama canının yarısı gitmesine rağmen İlk denemi başarısız oldu. Aslında sıçrayı kullandırma açısından başarısız oldu diyemeyiz. Crimson sıçrasını kullanmak zorunda kalmış. Yalnız Holyfing üstüne çok fazla hasar çıktı bir anda o karanlık eserle birlikte. Ve amansız takibi pasif kullanmak zorunda kaldı. Evet, Lioş gerçekten şu an kadar attığı bütün karanlık eserlerde başarılı oldu diyebiliriz. Ve alt kodurda bayağı avantajlar. Şu an yalnız Crimson'a bir kule altı denemesi var. Fabulous oradan sıçrasını kullanarak çıktı ve ilk kanı döken de Fabulous oluyor. Crimson, Crystal'ın yaptığı bu baskınlar şu ana kadar olumlu sonuç getirdi. Önce sıçrayı aldı, sonrasında da kule altındaki o denemeyle birlikte ilk kanı Fabulous'un kazanmasını sağladı. O sırada Halpern ne yapıyor diye bakıyorum. Alt koridora bir baskın mı yapacak acaba kule altında? Hayır. Orada muhtemelen karşı tarafın orman kamplarını temizlemiş, geri çıkıyor. Evet, 6 milyonluk bir fark yarattı belki Halpern'in ormanda daha fazla zaman geçmesiyle birlikte ama şu an o Fabulous'un aldığı fazladan bir skor Shyvana'nın, Crimson'ın sıkıntı yaşayacağı anlamına gelecektir biraz daha koridorda. Bakarsanız zaten vampir asa almış. Trundle gibi böyle yanında milyonlar öldükçe canı dolan bir şampiyona. Bir de vampir asa aldığın zaman takaslar sonrasında canın çok hızlı bir şekilde yenileyecektir. Yani gerçekten bu açıdan ilk skoru alması önemliydi Trundle'ın. Halpern yaptı sanırım altın seviye hızlı bir şekilde gelip sonradan baskın atmak. Ya Vi belki daha önceden de karşı baskınlarda vesaire kullanılabilecek bir şampiyon. Ancak altın seviyedeki baskınları çok daha garanti oluyor. O ultisi saldırı ve darpla birlikte. Evet ki Halpern birazcık da hani agresif oynayan bir oyuncu. Ve skor almayı seven, baskın yapmayı seven bir oyuncu. Şu ana kadar burada birazcık değilsin. Agresif oynayan tarafı oldu şu ana kadar. Ve ilk dakikalarda alınan o gerçekten baskınla beraber hem sıçra hem de bir skor bir moral bozukluğu yaratabilir skorda orada. Trump'da senin söylediğin gibi derken bu arada son bir vuruş gelecek mi? Tutuşturu bıraktı. Orada Leon'a düşecek hemen mi? Hayır. Çok az. Kaç canı var? Gelmedi. 20 canı gördü. Son bir put gelmedi. Bir hayli orada karanlık esaretiyle Morgana çok yordu. Evet. Leon'a'yı tutmayı başardı. Devamında tutuşturu kullandı ama yeterli olmadı skor için. Lioş gerçekten şu an kadar çok başarılı oynuyor. Bu arada şimdi Fabulous'a baskın var ama tam o duvar delen sırasında gelen kolon engelledi o kupa daha doğrusu. Çok iyi bir zamanlama Fabulous'tan. Eğer bilerek yaptıysa yaşan tebrik etmek lazım. Denk gelmiş olma ihtimali de var. O şekilde durdurması gerçekten o baskının tamamen boşa gitmesini sağladı. Kendisi de yavaşlamadı çünkü evet. Kupaya çarpınca güzel bir hamle orada Fabulous'tan. Vay oradan eli boş dönüyor. Şimdi orta koridoru birazcık yoklamak istiyor, işaret ediyor. Şimdi Nidalee oraya geldi. Şöyle bir kendisini iyileştirecek. Şimdi Vay orada kovalayacak mı bakalım. Nidalee birazcık uzak ona, arkasından dolaşıyor şimdi orta koridorda. Şimdi Nidalee'nin arkasından geldi. Şöyle yumruğunu sıktı. Orada güzel bir yanıltma yaptı ve Naru'dan güzel bir oyun izledik. Çok güzel karşı gerçekten Naru. Yalnız hani şimdi Lee Sin zamanı. Şimdi arkadan geldi. Güzel bir yerden geldi. Üzerinde tutuştur var. Şimdi orada güzel tuttu. Orada. Bakalım devamı gelecek mi? Son bir vuruş gelecek mi? Ses dalgası beraber geldi. Büyük halkanı yeterli olacak mı? Hayır. Lucian orada skor almayı başardı. Crystal'dan güzel bir baskın izledik. Ne kadar Morgan onu korumaya çalışsa da yeterli olmadı. Ve bir skor daha aldı. Dark Passage güzel bir baskın daha dedi Crystal'dan. Evet yani Crystal şu an gittiği yerlerde gerçekten çok başarılı işler yapıyor. İki tane skor çıkarttı takımına. Pek buna cevap veremedi şu ana kadar. Doktor Halpern, Heva takımın ormancısı. Ya alt koridor kazanıyordu şu ana kadar. O baskın gelene kadar ama baskından sonra özellikle skor duruşuna gittiği için bence işler çok değişecek o koridorda. Bir de şimdi Leon 6. seviyeye yaklaştı. Tuşturdu bu arada geldi. Tuşu geldi orada kırmızı üstüne ama kırmızı hemen geri çekiliyor.
daha da fazla riske girmedi. Evet, yukarı koridorda da işte bu baskın sayesinde Fabulous döne geçti. Evet. Canını nasıl iyileştiriyor? Hani her ürünün minyonla birlikte, herkesin minyonla birlikte canı da iyileşmeye devam ediyor. Evet. Tamam, bir de 7. seviye oldu. Karşıdaki Shyvana daha 5. O seviye farkı da çok fark edecek. Aynen öyle. Şu dakikalardan itibaren Trundle'ın o agresif oyunu ilerleyen dakikalarda gelecek bir mahvolmuş kralın kılıcıyla, ki Shyvana da senin de söylediğin gibi bir vampir asayla geldi. O da durumun farkında. Ve o da bir mahvolmuş kralın kılıcı, Shyvana'da sıklıkla gördüğümüz eşyalardan biri agresif gitmek istediği zaman. İkisi de o eşya yapacak bu sene. Şimdi bu arada Vior'da yakaladı mı Crystal Maddie'ye bakıyorum ama Gragas geldi. Üçüncü seviyede Gragas onu artık alacak. Evet, ilk skoru da böylece Heva kazandı. Gragas'ın orada iyi bir takibiyle birlikte kırmızısına sıkıştırdılar Crystal'ı ve skor geldi. Bunlar orada biraz geç kaldı yardımcı olmak için. Pek farkında varamadı. Çünkü orada hiç totemleri yok. Öyle bir sıkıntı var. Aynen. Bakarsanız iki tane totem mavi taraftan var. Şimdi yalnız alt koridorda yakalamaya başardı Trial ama daha altıncı seviye değil. O yüzden daha da zorlamadılar. Şimdi yalnız Zeytnotus'ta çok fazla hasar var. Trial devam edecek mi? Hepsini Lilosh yedi ama hayır. Sonrasında skoru alan Holy Phoenix olmuş oldu. O son attığı Q yeteneğiyle birlikte ikili vuruş o skorun kazanmasını sağladı. Şu alt koridor yapılan deminki baskın hem bariyerin hem de sıçrasının gitmesini sağladı Lilosh'un. Hem Zeytnot'un hem de Lilosh'un. Sıçrası da yoktu, bariyeri de yoktu. Aynen. Bunu çok iyi kullandı DP. İyi değerlendiler. Direkt agresif oyuna çevirdiler. Aynen hani öyle. Heyva orada Lilosh'la ne kadar kara kalkanla kurmaya çalışsa da hani bu bittiğinde tekrar devamı geldi. Şimdi o alt tarafta bir baskın var. Vay, böylece ilk skorunu almayı başardı ama Lee Sin de karşı baskın yaparak onu cezalandırdı. Lee Sin'den yine güzel bir hamle, yine güzel bir baskına karşılık cevap. Şu ana kadar Crystal takımının ve koridorlarının ilerlemesi için çok büyük bir etken. Çok iyi bir rol oynuyor. Giderken de şöyle bir ses dalgasını attı. Ve şu an bakıyorum 65 milyona 60 milyonluk bir üstünlüğü var. 69 milyonluk bir üstünlüğü var Sibir'in. Üzerinde AMK kılıcı var. Üstünden döndüğünde uzun kılıç var. O büyük ihtimal Kanostamış'a dönecek. Lucian'a baktığımda üçlü kuvvet halinde bulunmamış bir AMK kılıcı var. Yine onun vampiri asası gelmiş. O da ilk ana eşyasını Kanostamış'tan yana kullanacak mı? Bakın şimdi üst koridora da devam ediyor. O amansız savaş. Ateş vurgacı da hasar vermeye başladı ama bu yeterli olmuyor çok da fazla. Evet. Trundle ya, hemen canı yenileyen bir Trundle var orada. O yüzden pek yeterli olmuyor şu an Crimson'ın verdiği hasar. Yani gerçekten burada Crystal'ın baskınları iki tane koridorun direkt öne geçmesini sağladı. Özellikle alt koridor çok problem yaşıyordu. Trial ve Holy Phoenix ikisi ama bu gelen baskınlar iki tane skorun Lucian'a gitmesi, Sivir'in buradan herhangi bir şeyi kazanmaması kesinlikle koridorun biraz da Dark Passage tarafına gittiğini bize gösteriyor. Bakalım şimdi 6. seviye olmuş bir Leona da var. Gerçi karşı taraftan Lilosh 6. seviye oldu. Çok arka sürekli üstüne gitti. Bir de ultisi geldi. Zeytnot'un çıkması oradan gelecek. Çok zor. Orada tutuşurla birlikte skor Trial'a gidiyor. Bir güzel oyunda Lilosh'un orada toteme gittiğini fark eden hemen Holy Phoenix orada skoru kazandırdı takımdan. Şimdi yalnız Elmit'ten güzel bir ultiye fıçı geldi. Şimdi bariyer geldi. Orada oldum, kaçtı oldum mı? Evet, kaçtı orada. Keşke onun sonunu görebilseydik. Güzel kaçtı orada Naru. Sıçrasını kullanmamış, sadece bariyerle aynen oradan çıkmayı başarmış. Muhtemelen Gragas daha da kule altına inanmak istemedi. Şimdi yalnız Crimson'ı sıkıştırdı orada Fabulous. Fabulous her geçen dakika güçlenmeye devam ediyor. Bu arada Gragas orada yakalandı. Şimdi güzel bir sıçra işte. O sıçra şimdi kullanınca Naru evet, skora ulaşan taraf oldu. Orada Gragas birazcık agresif oynayıp skor alma odaklı oynayınca bu testte karşılık Lee Sin arkadaşına desteğe geldi. Güzel de geldi ses dalgasıyla ve vücut darbesi Gragas'a yeterli olmadı. Nidalee sıçrasıyla beraber bir skoru hanesine yazdırdı. 103 milyonda. Şimdi Shyvana zor durumda. Orada sıçra geldi. Son bir vuruş gelmedi. Şimdi Lee Sin'den bir sıçra ses dalgası tutmadı. Şimdi Vay orada skor olmayı başardı. Trundle'ı cezalandırdı. Trundle çok çok agresif oynuyor. Birazcık riske attı orada kendini ve bunun karşılığında da canından oldu. Vay gittiği bir baskından ikinci skoru almayı daha başardı. Burada tabii Crimson'ın da hakkını vermek lazım. Çok iyi zaman kazandırdı. Sonunda ölmemeyi de başardı aynen, yani. Aynen, sıçrasını da güzel kullandı. Evet. Son olarak o Crimson'ın attığı ses dalgasından da kaçtı. Bu sayede takımı skor kazandı. Harpen yalnız ne kadar inanmış. Oraya kadar kovalamış. Crimson'ı yalnız pek başarılı olmadı tabii ki o skor denemesi.
Şimdi bakıyoruz. Heva biraz daha bu aldığı skorla rahatladı diyebiliriz. En azından yukarı koridorda. Vay öne geçmiş. 51 milyon var. 15 milyonluk bir üstünlüğü var. Chris'la karşı. 2 tane skoru var ve kertenkeli bitirmiş. Gerçekten iyi hasarlar verebilecek şu dakikadan sonra. Ancak alt koridor özellikle baktığımız zaman yani Holy Phoenix kanıtlamışım bitirmişken karşıda daha Zeytnot'un biraz daha zamanı var gibi duruyor. Evet, bakalım gerçekten ya. Hani üst koridorda Trundle şu ana kadar çok agresif oynuyor. Aslında yapması gerekeni de yapıyor. Minyon sayısında da bir hali öne geçti. Ama ikidir kule altında çok fazla rastlanıyor. Hem kuleden hasar alıyor hem de Shivan'ın ateş burgucunun da kısa mesafede kaçamıyor. Birazcık riske atıyor kendini. Tabii Vayda oyunun başında da söylemiştik, 6. seviye olduktan sonra özellikle 1-2 skor aldıktan sonra çok daha agresif bir Vay haline geliyor. Üzerinde büyük kertenkelenin ruhu var. İlk eşya olarak antik dönemin ruhundan ziyade hani daha agresif, daha vurduğunda yumruklarından ses getirecek bir eşya. Aynen öyle. Ve şu ana kadar da bu başarılı oluyor. Hem bir asisti var hem de 2 skoru var. Yalnız koridorlarına çok yardım dokunmadı. Bunu söylemek gerekiyor. Yani Crystal'ın yaptığı yardımı kendi koridorlarına pek yaptığını söyleyemeyiz. Evet. Biraz daha kendini güçlendirmeye yönelik hem ormanda daha fazla gezdi hem de skorları kendisi aldı. Şimdi bakalım Ejderha gelebilir. Evet, Ejderha başladı çünkü herhangi bir görüş yok şu an hayvanın orada. Hayır, o totem vardı ve totem indirdiler. Bakalım o Ejderha çalmaya çalışacak mı? Vay, yaklaşıyor tarafa doğru. Bakıyorum çarpı da var. Ancak canı çok az, o yüzden oraya gitmeye riski alamadı ve oyunun ilk ejderhası böylece Darkrest takımına gitti. Evet, ilk kuleyi de orta kuleyi de Darkrest almıştı. Bir global görev daha hanesine yazdırdı ve altın farkını 3000'e kadar çıkardı. Henüz dakika 14, 9 skor var. 3000 altınlık bir fark söz konusu. Şimdi yine kule altına giriyor. Yine ultisini açıp kule altında devam ediyor Crimson'a karşı. Tabii ki yani şu ana kadar Fabulous iyi bir oyun ortaya koyuyor. Şimdi alt koridorda bir hareketlilik var. Sivir'in üzerinde büyük bir hasar var orada. Lee Sin yine koridorunda Sivir almayı başardı. Yine koridoruna bir destek daha sağladı ve devamında kuleyi düşürmeyi başardı. Şimdi Vay bir skor aldı. Devamı gelecek mi? Yumruğunu şöyle sıktı. Gragas geldi. Orada nasıl çok bir hasar o? 2'de 2. Devamlı 2'de 2. Nidalee'yi de almayı başardı. Nidalee giderken Vay'ı düşürdü. Alt koridor birden hareketlendi. Orada Ejderha ile beraber kuleyi de kaybedince Heyva artık harekete geçme zamanı dedi. Evet. Ya bir anda o iki şampiyon birden hem Leona hem de Nidalee çok birbirine yakın durunca Gragas'ın o fıçları attığı vücut darbesi hepsi. İkisine birden vurdu. Aynen. Bu kadar hasar tabii ki kaldırılabilecek bir durum yoktu yani hem Nidalee için hem de Leona için. Hatta Nidalee'nin bakıyorum bariyeri vardı ama sanırım o kadar fazla hasar geldi ki bir anda o bariyeri kullanacak zamanı bile olmadı. Ve o savaştan kaç kişi düştü Dark Passage'da? 2 kişi düştü. Bir kişiden önceden düşmüştü sanırım. Yani 3'e 2 bir değişim oldu sanırım. Öyle diyelim. Tam emin olmamakla birlikte. Öyle diyelim. Bir de 3'e 2 evet. Heva 3 skor almış oradan. Dark Passage 2 skor almış. Heva için avantajlı bir durum bu. Ama kule aldılar. Aynen, bir de kule eklediler. Ve biraz daha rahatlattılar alt koridoru. Bu arada Vay'dan şimdi de bir sihir içen tercihi gelmiş. Bayağı bir agresif tercihler yapıyor şu ana kadar. Gerçekten iyi hasarlar çıkartabilecek ama araya girdiğinde ne kadar dayanabilecek? O bir soru işareti açıkçası. Diğer yandan Lee Sin daha çok takımına tanklık görevini üstlenmiş görünüyor. Şimdi Holy Phoenix çok agresif oynadı gerçekten orada ve sıçraya zorladılar Leona'nın gelen ultisiyle birlikte. Alt koridor kule bir düştükten sonra özellikle daha da zor dakikalar geçiriyor. Çünkü her an oraya gelebilecek Nidalee var. Her an Lee Sin yardımına gelebilir. Ve kötü pozisyonda kalabilir Heyva oyuncuları. Bakalım. Naru da bu arada çok geziyor. Onu da söylemek lazım. Bu kadar fazla gezmesine rağmen iyi de minyon kasmış. 145 milyon. Hiç az bir rakam değil şu dakikaya göre. Gerçi onu takip eden de bir Elwynn var sürekli. Evet, yani şeyde Gragas da yani pasif değil. Evet, orta koridorun üstüne düşen görevi gerçekten tam olarak yapıyor. Üstünde minyon sayıları birbirine çok yakın. Hı. Ve şu an ilk ana eşyalarını bitirmiş ve oldukça fazla hasar verebilecek durumdalar. Alt koridorda da kanı sulamıştan sonra bir ağır kan gelmiş. Büyük ihtimal Lucian'da bir üçlü kuvvete dönecek. Şimdi alt koridora doğru bir hareketlilik var. Orman tabii ki kuleye düştükten sonra iki taraf ormanın hakimiyetini ele geçirmek için totem savaşlarına başlamış durumda. Oraya Leona ve Lucian ikilisi çok da o koridordan ayrılacak gibi değil.
Şimdi yukarıda bir savaş dönüyor. Bakalım bir ısırık aldı şöyle bir. Ultisi de geldi. Orada Kupa birazcık arkasında kaldı. Shiva'nın Ateş Burgacı ile Crimson kendini şimdilik kurtardı. Tabii kule altında inanmazsa Trundle. Orada Mahvoluşkan'ın kılıcının da geç kullanmasının avantajı oldu aslında Crimson'ın. Yani Alev Burgacı ile birlikte Mahvoluşkan'ın kılıcının o aktifinden gelen yürüme hızı yavaşlatma bile karşı tarafa oradan sıyrılmasını sağladı ama şu an canı az kulesinin altına sığınmış bir ejderha var yukarıda. Şimdi yalnız arkaya çekti. Zeynot orada ultisini açtı ancak Crystal oraya gelince ulti hemen geri çekildi. Evet ulti açtı. Takım arkadaşları geliyor oraya. Vay yaklaşıyor aslında. Eğer Holyfinks yakalarlarsa oradan bir skor çıkarma şansları var. Ama devam etmediler. O riskin farkında aslında Dark Passage takımda şu an. İki tarafta birbirini şöyle bir yemliyor aslında. Alt tarafta çünkü ayrılmayan koridorunu terk etmeyen bir Lucian Leona ikilisi var ve agresif oyunlarına devam ediyorlar. Sivir'in manası yoktu. Ultisini kullanmak zorunda kaldı. Sivir birazcık kötü durumda. Skor bazında 0'a 4 oynuyor şu an. Evet. Ve Sivir'in Zeytnot'un toparlanması için bir an önce ufak tefek skorlara ihtiyacı var. Şimdi Morgana kule altında şu an tek başına arkada bir Leona var derken Vi ve Gragas da geliyor oraya. Şimdi 3'e 3'lük 1 derken Nidalee'nin tabii ortadan ittirmesi işlerin rengini birazcık değiştirdi. Gragas hemen görev alanına döndü. Şimdi Trundle kule altına inandı. Kule altına inandı. Üzerine tutuşturu bıraktı Shyvana. Güzel yanıttı orada Shyvana'ya karşı. Ulti de kaçtı. Şimdi Trundle devam ediyor. Son bir vuruş geldi ve skor karşılıklı olarak iki tarafta düştü. Ve gerçekten ilginç bir yönü oldu orada. Trundle tutuşturu vardı üzerinde. Shyvana'nın ultisinden kaçmayı başardı ama ona rağmen kuleden aldığı hasar çok fazla olunca ona ultisi de yetmedi. Şimdi ortada bir aksiyon var. Orada Gragas ultisini attı ve güzel bir sıçra geldi orada. Üzerinde tutuşturu var. Nidalee devamında kaçabilecek mi? Orada tabii evet. Ki kaplan konumunda kaçmaya devam ediyor. Çok doğru bir sıçra attı. Devam etme şansı kalmamıştı artık orada Ermind ve Halper'in. Bakıyorum ikisinin sıçrası olmadığı için. Yani Ermind'in vardı ama o sıçrayı o zaman kullanana kadar Nidalee oradan tüymüş olacaktı muhtemelen. Nidalee kovalanması gerçekten zor bir şampiyon. Evet. Hani o sıçra hani bekleme süresi kısa olmayan bir büyü ve çok efektif kullanılması, zamanda doğru yerde kullanılması gereken bir büyü. Nidalee birazcık bu konuda riskli. Ne kadar sıçra atsa da arkadan kovaladığında o leopar konumundayken sıçraya oradan uzaklaşacaktır. Şimdi Sivir ve Morgana ikilisi şimdi üstünde var. Ufuk kılıcı da tutmadı ama sıçra geldi. Şöyle büyük halkanı düşürdü. Morgana arkada ikisini tutmaya çalışacak. Üzerinde çok büyük bir hasar var. Tutuştur geldi. İnfaz gelecek devamında. Şimdi Sivir tek başına kaldı. Ufuk kılıcı gelecek. Oraya büyük halkanı da yok. Sivir orada düşecek mi? Leona bir skor daha hanesine yazdırmayı başardı. Müthiş bir oyun orada. Morgana'dan hata gelince Dark Passage bunu affetmedi ve Holy Phoenix, Trial Bion ikilisi bu skoru almayı hak etti sonuna kadar ve orada skor Leona'ya kaldı. İkinci skorunu da aldı. Böylece Ullar'ın tılsımı da üzerinde bunu kullanmaya gerek bile duymadı. Evet şimdi de Ejderha'yı alıyorlar sanırım. Evet ve aldılar ikinci. Böylece. Çok bedava Ejderha alıyorlar. Hep ama böyle bir skoru aldıktan sonra Ejderha'yı yöneliyorlar. Heva burada Ejderha'yı engellemeye çalışsa daha kötü konumlar olabilir. Evet, daha kötü pozisyonlara girebilirler. Evet. Şimdi yalnız bu savaştan Crimson sanki biraz daha üstün ama Fabulous orada ultisini birden açınca geri çekilmek zorunda kaldı. Crimson yalnız ulti bitince Crimson tekrar girebilir. Evet, onun ultisi çünkü hala kullanabilecek durumda. Hatta bakıyorum her an burada bir tekrar savaş başlayabilir. İki oyuncu birbirini dürtüyor şu an ama Fabulous sıkıntı olduğunu fark etti ve geri çekildi. Yalnız Fabulous agresif oynadığında çok fazla şeyi riske atıyor. Yani biraz daha böyle temkini biraz daha hani sakin oynaması gerekiyor diye düşünüyorum. Hani evet milyon sayısında inanılmaz bir üstünlüğü var. Yani 135 milyona 176 milyonluk bir fark söz konusu. Hani kule altında bile Shyvana'nın milyon kesmesini engelliyor neredeyse. Evet güzel bir üstünlük ama burada şu ana kadar kendisi 2 skor alırken bu agresifliğine karşında 1 skor almış durumda. Bu arada orada tam ulti atacakken Shyvana'dan güzel bir hamle. Bu arada gelmiş mi? Evet ulti geldi diğer gelmiş. Tarafa doğru ittirdi Lee'sini. Belki de Trundle'a doğru itseydi oradan 1 skor daha gelebilirdi çünkü devamında gelecek orada bir kolon üstünde Trundle ultisi vesaire düşebilirlerdi Shyvana'yı. Bakalım şimdi kulelerde gerçekten DP üstünde devam ediyor. Orta kuleyi de almak üzereler. Her koridorda baskı söz konusu. Şu an sürekli ittiriyorlar. Ormanlarını yere geçirdiler. Yani Heva'nın bir şekilde cevap vermesi lazım buna. Şu an bir de Fabulous yukarıdaki kuleyi de indirdi. 3-1 oldu kulelerde durum ve fark 6000 olur. Bu arada Vi ultisini kullandı. Naru üstüne çok fazla hasar çıktı bir anda. Acaba Naru düşecek mi? Bir de son ultiyle birlikte Naru'yu almayı başaran Elvin'de oldu.
Böylece kendini hanesine bir skordan yazdırdı. 4-1-0 oynuyor şu an kadar Elvind. Çok iyi performans. Gerçekten çok iyi performans. Yalnız altın açısından sanki gerisinden idealin çünkü global görevler orada devreye giriyor tabii ki. Aslında bir ceplerindeki altınları görebiliriz. Genel olarak altın konusunda, para kazanma konusunda ne durumdalar? Pardon. Şimdi orta koridoru ittirmeye devam ediyorlar. Bakalım Shyvana üstte Lucian arkadan gelecek mi? Orada bir takım savaşı edecek mi? İnfaz geldi. Orada Lee Sin tamamen eridi. Şimdi orada güzel bir skor geldi. Sivir almayı başardı Lucian. Şimdi devam edecek mi? Leona da katıldı tabii. Ulların tılsımı yok şu an, aktif değil. Oraya güzel bir stun geldi. Devam da ufuk kılıcı sersemletecek orada. Şimdi sersemletmeyi başardı ve bir skorda Fabulous'a kaldı. Fabulous bir skor daha hanesine yazdırdı. Güzel bir oyun izledik orada. Lee Sin birazcık ortada kaldı. Yalnız Elvind de orada Leona'yı düşürdü. O nerede? Alt tarafta sanırım devam etti orada. Hemen bakalım. Leona yakalamak için devam etmiş olabilir orada Elvind'i. He, orada Vi ile birlikte rahat bir şekilde skor kazanılmış. Halpern iyi tercih etmiş. Leona'nın aşıyoruz davranabileceğini öngörmüş ve skor kazandırdı takımına. Tabii Shyvana da bu arada bir kule aldı. Ooo, hasara bakar mısın? Yukarıya bakabilir miyiz, ne olacak? O Crimson işi çok zor gerçekten ya. 3 tane mızrak yedi ard arda ve skor geldi. Ya bir kule alacağım, rahat vermedin dedi Naru'ya. Evet. Naru da bunu cezalandırdı. Üzerine bakıyorum, Rabadon'u var. 23. dakika Athena lanetli kadehini almış, sihirbaz popuçlarını bitirmiş. Bir Doran'ın yüzüğü var. Şu an için Naru 23. dakikadan itibaren hani oldukça fazla hata potansiyeli yüksek bir oyuncu haline gelmiş. Şimdi Lucian Naturandal alt kortadan ittirmeye devam ediyor. Dark Passage birazcık harita kontrolünü ele geçirmiş durumda. Evet. İlk dakikalardan itibaren o agresif oyunları DC'nin koridorlarına kattığı avantaj direkt olarak oyunun geneline yansımış durumda. Her zaman söylüyoruz, Dark Passage'a oyunun başında birazcık üstünlük verdiğiniz zaman gerçekten işiniz çok zor. Takım oyunu çok iyi olan bir takım ve şimdi orada geldi büyük halkanın zamanında açtı ama ses algısından kurtulamadı. Nidalee'den de zamanında iyi bir mızrak gelince Nidalee Gragas'la olan arasındaki skor farkında yavaş yavaş kapatmaya başladı. Bir skor daha hanesine yazdırdı. Şimdi ortadan hızlıca ittirecekler. Bakıyorum hemen taşıyıcıları yok eyvanın ve 20 saniye sonra gelecek orta koridor için bir baskı, bir kuşatma söz konusu olabilir mi? Şöyle bir temizlik başladı orada. 100 altınlık totem gitti. Şimdi orada karanlık esaret tuttu. Zulüm toprağı geldi altın DC'nin. Ama çok da oralı değil. Şimdi Shyvana. Shyvana orada birazcık açılınca Trant'ı cezalandırmak için oraya geldi ama bu dakikalarda artık o kadar da kolay değil. Şimdi bakalım Dark Touch bir sonraki stratejisini ne yönde kullanacak? Hala iki tane dış kuleyi almadılar. Onlara yönelebilirler ya da belki Baron tarafındaki görüşlerini kısıtlayıp Eva'nın orada bir yenileme veya Baron alma söz konusu olabilir. Şu an Naru gerçekten çok güçlü konumda. Yani mızrakları görüyorsunuz, can yakıyor. O da tutsaydı Loş muhtemelen büyük düşecekti. Aynen öyle. Sadece büyü direnci bakıyorum. Bir sihir içen Halpern de var. Bir de Atim var. Bu arada savaşa girmek istiyor Eva takımı. Direkt orada Naru'ya odaklanan ama Naru sıçrasını atıp karşıda. Şimdi Crystal Met mi acaba? Hayır. Crystal da oradan kule alıyor aşağıda. İçgüdüsüyle sıyrıldı. Yani Heyvan'ın bu ani takım savaşı başlatma tepkisine karşı Dark Passage çok iyi cevap veriyor gerçekten. Hemen tehlike doluklarının farkına varıp geri çekildiler ve böylece Lucian rahat bir şekilde kule alacak belki de. Hatta İkinci Dark Passage şu an izin vermeyebilir Heyvan'ın geri dönmesine. Şu an Morgana ve Gragas o tarafa doğru ilerliyor. Dark Passage bunu gördü, Sivir işaret gidiyor. Ediyor ikincisi. Diyor, göndermedi Sivir'i. Sivir'i göndermedi orada. Güzel bir sütun geldi. Şimdi devamlı bir skor gelecek mi? Sıçra geldi. Bariyer onu kurtaracak mı? Hayır, Trundle orada skor almayı başardı. Shyvana'yı da cezalanacak. İşte Leona tutuşturur bırakınca devamı gelmedi. Şimdi orada tutuşturur üzerinde. Gragas büyük ihtimalle o skoru alacaktır. Son bir vuruş gelecek mi? Alabilirdi yalnız. Alabilirdi yalnız. 3 ve 1 yaptı orada sanırım Holy Phoenix. Evet. Herkes birbirini bıraktı. Ya neredeyse orada son vuruşla bir de Gragas'ı öldürecekti. Diğer yandan yukarıda kule düştü. İnitör almış mı? Hayır, İnitör'ü. Ha, almış mı arada? İnitör de almış. Evet, aldı. Gerçekten çok başarılı bir oyun. Biz yukarıda kule savaşlarını izlerken Lucian alt tarafta iki kule bir de İnitör açmayı başardı. Ve takımına güzel bir avantaj ile kazandırdı. Çünkü Baron'a en uzak İnitör düştü. Artık alt koridorda defans yapacak. Baron'a uzak bir şekilde geride kalacak bir Heyva oyuncusu takımı izleyebiliriz.
Şimdi bununla birlikte bir global görev daha istiyor Dark Passage takımı. Bugün global görevleri orman hakimiyetini çok iyi takip eden bir Dark Passage var. Bir önceki maçta yaptıkları hataları bu maçta yansıtmamışlar görünüyor. Daha hazırlanmışlar, daha bilenmişler ve ezeli rakiplerine karşı bu derbide galibiyet için bayağı bir inanmışlar, çalışmışlar gibi görünüyorlar. Ya dünkü oyundan farklı şöyle bir durum var. Dark Passage oyunun başına öne geçti. Dünkü oyunda öyle bir durum söz konusu değildi. Ant gerçekten yaptığı baskınlarla, rotasyonlarla hem ormancı hem de orta koridordaki Ziggs'in Leton'un performansıyla çok öne geçmişti Dark Passage Heva'ya karşı. Ama bu oyunda Dark Passage benzer bir şey yaptı. Hem Nidalee koridorundan ayrılıp güzel baskınlar çıkarttı diğer koridorlarda. Hem de Crystal özellikle oyunun başında iki tane sıkıntıda olma ihtimali olan koridorunu hem yukarıyı hem de alt koridoru resmen alın size bu skorlar bundan sonrası artık sizde deyip öne geçirdi. Bu çok değerli gerçekten. Yani şu an Zeynot'un bu halde olmasının belki de bir sebebi de bu. Yalnız Zeynot hakkında şundan bahsetmek lazım. Kendisi mekanikleri iyi bir oyuncu gerçekten. Yetenekli bir oyuncu. Yalnız geriye düştüğü zaman sanki hep öndeymiş gibi, sanki hep karşındakinden üstünmüş gibi oynuyor ve o daha fazla önde yakalanıp ölmesine sebep oluyor. Şimdi bunu böyle söylüyorum ama benim eski tarzımda buna benzerdi aslında. O yüzden biraz anlayabilirim de Zeynot'u. Ama biraz daha dikkatli, pasif oynayıp daha iyi pozisyonunu koruyabilir. Savaşlarda Heva için daha faydalı olabilir. Şimdi yalnız Fabulous da orada aldığı Roundin ve Hayret Perin'le birlikte iyice yakalaması, öldürmesi zor bir şampiyon haline geldi. Bir yandan da çarkılmadan bir baron yaptı orada DP. Baron da almak üzereler. Sessiz sakin. Herhangi bir görüş olmadan Heva'nın baronu çıkarttılar. Bir sonraki kuşatmada gerçekten çok avantajlı olacaklar. Bakalım nereden devam etmek istiyor kuşatmaya. Alt koridorda imitörleri yok Heva'nın. O yüzden orada bir kişinin bulunması gerekecektir. O yüzden oraya en uzak olan koridor yukarıyı tercih ettiler. Şimdi hatta Fable Strike başladı. Heva'dan cevap gelmeden çok fazla vuruyor gerçekten. Çok hızlı vuruyor Trundle. Ve kulede düştü. Hulifings olmuşlar. Şimdi ulti geldi ama tutmayan bir fokulcu var. Halpern çok ortada kaldı. Hulifings almaya çalışıyor ama Hulifings gerçekten şu an çok dayanıklı. Halpern'i düşürdüler. Bir yandan Trundle şu an Zeynot ve Elvind'i kolluyor. İkisini birden alabilir yalnız. Tutuyor. Hayır, onlardan vazgeçti. Morgana gitti. Arka tarafta da 2-2 yapan bir Crystal var. Ona da inanacak mı? Hayır. Gerek kalmadı. Şu an 2 tane şampiyon düşürdüler ve canları neredeyse full DP takımının. Böylece arkadaşlar bu oyunun da sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Aynen. Gragas tek başına kaldı ve savunma şansı pek yok. Yalnız çok güzel orada ultisini kullandı. Çok güzel hareket ya. Çok güzel hareket. İçeri kadar götürdü orada ama oyunu kazandırmayacak tabii ki bu. Böylece derbinin sonuna gelmiş olduk. Çok hızlı bir maç gerçekten. Çok hızlıydı. Özellikle bir önceki yayında sunduğumuz Amerikan Sis maçı.